Canım öğrencilerim hepinize selamlar ben SML Hoca SML Hoca matematik kanalındasınız hepiniz hoş geldiniz Gençler yıldızlı sorular serimizde bugün geldik polinomlara Polinomlarla alakalı 40 soru serisi TYT Matematik video soru kitabımdaki o 40 tane birbirinden güzel sorunun içerisinden de hani o seçilmiş soruların içerisinden de seçmece olan soruların çözümlerini yapacağım. 11 tane birbirinden güzel sana ben soru seçtim. Bu videoda o soruların Hepsinin tek tek çözümlerini yapacağım sana ve mutlak surette aklına tutman gereken sorular Çünkü sınavda karşına çıkma olasılığı yüksek benden sana söylemesi Hazırsan pdf çıktığını aldıysan ki açıklama kısmında ücretsiz biçimde linki var indirebilirsin kullanabilirsin Benimle beraber ders işleyebilirsin Hazırsan videoya başlayalım ama önce abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutma geçelim derse Şimdi burada ne demiş bize X çarpı PPX demiş. Bunun derecesi 17'dir. Şimdi ben abicim bak X ile P polinomunun içerisine PX'i yazdım. Tamam mı? Ve bunun derecesi 17. dereceden geldi. Mesela örnek veriyorum bu X üzeri 17 olsun. E şimdi ben bunu sol tarafta X ile çarpıldığını görüyorum. Bak burada X var. Şimdi ben her iki tarafı X'e bölersem demek ki burası X üzeri 16 olacak. Şimdi PPX polinomu X üzeri 16 ya. Ben P polinomun içerisine bir tane daha P polinomu yazarsam dereceyi ne yapmış olurum? Dereceyi e, karesini almış olurum. Yani şöyle örnek veriyorum. Px polinomu x üzeri dördüncü derecedenmiş ki demek ki P, Px polinomu nedir güzel kardeşim? P polinomunda x gördüğün yere x üzeri 4 yaz demektir. Bu, bu da x üzeri 4'ün 4. kuvvetinden x üzeri 16'yı verir bana ancak. Pekala demek ki ben benim PX x polinomum 4. derecedenmiş. E tamam Dördüncü dereceden bir Px polinomu var benim. Buraya baktım. Px polinomunu x üzeri n ile çarpmış. Çarptıktan sonra bundan x üzeri 4 çıkarmış. Ve 3 bulmuş dereceyi. Ya şimdi şöyle bir durum var. Demek ki dördüncü dereceden olan x üzeri 4'ü ben x üzeri n çarpı Px polinomundan çıkardığım takdirde x üzeri 4 terim kaybolmuş. Niye? Üçüncü dereceye düşmüş. Ben şimdi burada x üzeri n demiş ya burada. Px polinomunun dördüncü dereceden olduğunu biliyordum. E dördüncü dereceden bir polinomla x üzeri n'i çarpınca daha büyük bir derece olması lazım. Ama olmamış. Ne olmuş? X üzeri 4 olmaya devam etmiş. O zaman X üzeri N kesinlikle ama kesinlikle 1'dir. Yani sabit sayıdır. Ve böylelikle N'nin 0 olması gerektiğini düşünebilirim. Böylelikle X üzeri 0 1 yapar. 1 çarpı PX ki bunu X üzeri 4 olarak kabul edersem. Mesela X üzeri 4 artı X küp dedim. Ve bundan ben X üzeri 4'ü çıkardığım takdirde hop hop bak 3. dereceden bir şey kaldı elimizde. Demek ki buradaki N kesinlikle 0 olacakmış. Birinci öncülüm doğru. P(x) polinomunun baş katsayısı 1'dir demiş. Şimdi 1 olmalı. Niye 1 olmalı? Çünkü x üzeri 4'ü çıkardığım takdirde x üzeri 4'lü terim kaybolmuş. E demek ki buranın baş katsayısı 1'se demek ki bunun da baş katsayısının 1 olması gerekiyor. Yani ikinci öncül de doğru. P(x) polinomu P x'e eşittir demiş. Ya yani bu ne demek? P(x) polinomu çifttir demek. Şimdi üçüncü öncül bunu iddia ediyor. Ben söylemiyorum. Üçüncü öncül söylüyor bunu. Peki Çift olur mu hocam? E, az önce benim verdiğim örneğe dikkat kesilirsen x üzeri 4 artı x küp diye bir şey olsun demiştim. x üzeri 4 artı x küp çift fonksiyon mu? Yok, e, x küp var işin içinde. Demek ki çift polinom olmak zorunda değil. Yani üçüncü öncül eleyebilirim. Doğru cevap 1 ve 2 idi. Geçtik diğer sorumuza. A, B, C ve D gerçel sayıymış gençler. A x küp, B x kare, C x artı D. Bunları toplamış. x kare eksi 1 çarpı P x'e eşitmiş. Buna göre. 3 tane öncül var, eşitlik var. Hangileri daima doğrudur diye soruluyor. Şimdi öncelikle bak şöyle yap şöyle yapalım. Sağ tarafta bir kere bak şu taraf. Abi x eksi 1 çarpı x artı 1 çarpı px'tir. Değil mi? Tamam güzel. Şimdi ben burada sağ tarafta x eksi 1 ve x artı 1 çarpanlarının olduğunu biliyorum. E madem öyle sağ tarafı sıfırlayalım. Yani işimize en kolay gelen şey bu. Ben şunu sıfır yaparsam x gördüğüm yere 1 yazacağım. Bunu sıfır yaparsam x gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. Şimdi arkadaşım bak ben x gördüğüm yere 1 yazarsam sol tarafta da yazacağım yani. x gördüğüm yere 1 yazarsam a artı b artı c artı d gelir. E x gördüğümüz yere 1'i yazınca komple sağ taraf sıfır oluyordu. Eşittir sıfır olacakmış. Bu cepte. Bir de eksi 1 yazınca da sıfır oluyor bu. Eksi 1 yazınca da 0 olur. Niye? Çünkü şurayı ben sıfırlarsam bu taraf komple 0 olur. E eksi 1'i ben şurada da yerine yazarsam sol tarafta yine bana 0'ı verecek. O, o halde eksi 1 de yazarım şimdi. X küpün yani eksi 1'in küpü eksi 1 yapacağı için eksi a e karesi pozitif olduğundan artı b eksi c artı d yapar eşittir 0 geldi. Şimdi elimizde a b c d'nin toplamının 0 olduğu bir de eksi a artı b eksi c artı d'nin toplamının 0 olduğu bilgisi var. Ben bu bilgiyle şuradaki 3 tane öncülü acaba elde edebilir miyim? Örnek veriyorum ben bu ikisini toplarsam güzel kardeşim A'lar ve C'ler gideceği için 2B ile 2D'nin toplamının 0 olduğunu yani buradan 2'ye bölersem B artı D'nin 0 olduğunu D'yi karşıya atarsam B'nin eksi D'ye eşit olması gerektiğini anlarım ki ikinci öncülü doğrular bu daima doğrudur. Şimdi birinci öncülle alakalı bir şeyler bulabilir miyim? Pek tabi buluruz bak şimdi. Üsttekinden alttakini bu sefer çıkar. A'dan eksi A çıkarsa 2 A kalır. B'den B çıktı 0. C'den eksi C çıkarsa artı 2 C gelir. Ve D'den D çıktı 0 kaldı. Eşittir. 2'ye böl. A artı C 0'dır. C'yi karşıya postala. A eşittir eksi C gelir. Demek ki birinci öncülüm de benim doğru. Ama üçüncü öncül hakkında herhangi bir bilgiye sahip olamam. Herhangi bir bilgiye erişemem. Niye mi? Çünkü ben burada bunun ikisini toplasam da C'ler gidiyor. Ee, toplasam C'ler gidiyor. Çarpar e, çıkarırsam eğer üsttekinden alttakini e, bu sefer de elimizde sadece C'nin A ile olan bağıntısı kalıyor. Yani C'nin B ile alakalı bir durumu kalmıyor gençler. Bundan kaynaklı 3. öncülü eleyebilirim. Doğru cevap 1-2 idi. Geçtik. Diğer soruya. Px polinomu 3. dereceden bir polinom olmak üzere P0 ile P1'in çarpımı 0'dan küçüktür demiş. Demek ki bunlardan bir tanesi negatif birisi pozitif. Mesela P0'ı negatif kabul edersem eğer P0 negatif olsun. Bunun Kartezyen koordinat düzleminde Görüntüsü nasıl olmalıdır Şimdi abi sıfır şurası Bir burası sıfırın görüntüsü negatif olacak Diyor birin görüntüsü pozitif olacak Diyorsa demek ki benim görüntüm bu şekilde Olmak zorundaymış bak birin Görüntüsü pozitif oldu sıfırın görüntüsü negatif oldu Şurası da sıfır olduğunu gösterelim Ve daha sonrasında diyor ki P eksi 1 ile P 0'ın çarpımı da sıfırdan küçüktür diyor. Ben P sıfırı negatif olarak kabul etmiştim. Demek ki P eksi 1 de pozitifmiş abi. O halde şurası da eksi 1 olsun dersem bunu da bu şekilde çıkaracağım ve eksi 1'in görüntüsünün de pozitif olması gerektiğini bu şekilde göstereceğim. Şimdi göründüğü üzere şurada ve şurada polinomun da aynı zamanda köklerinin olmak zorunda olduğunu gördük. Niye x eksiğini kestiği yerler polinomun sıfırlarıdır polinomun kökleridir diyorduk. Şimdi okuyalım öncüllerimizi daima doğru olan soru diyor. Yine 0 1 aralığında px'in en az bir tane kökü vardır diyor. Şimdi en az bir tane demesinin sebebi de şu. İyi dinle beni. Örnek veriyorum. Şurası x ekseni burası y ekseni. Şimdi ben p0'ı yine negatif olarak kabul ettim. Şurası da 1 abi. Şöyle olabilirdi bak. Şu şekilde olabilirdi. Böylelikle p1 yine pozitif. P0 yine negatif. Çarpımları yine negatif gelir. Ama bak buraya kaç tane kök oluştu bir sürü bir iki üç benim kız öyle diyor. Bir şeyin tane fazla olduğunu görünce bir sürü diyor. Bir sürü kökü oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E şimdi o zaman px'in en az bir kökü vardır ifadesi benim için daima doğrudur. O halde birinci öncüle tiki attım. Eksi 1 ile 1 aralığında px'in en az iki kökü vardır. Ki gördüğünüz üzere iki tane kökünün olmak zorunda olduğunu biliyoruz. Ama şuradaki Kısmı eğer bu şekilde yorumlarsam Bu sefer 2'den fazla köke sahip olacaktı Dolayısıyla eksi 1 ile 1 aralığında Px'in en az 2 tane kökü vardır ifadesi de benim için doğrudur Geçtim 3'e P eksi 1 ile P1'in çarpımı 0'dan büyüktür demiş E şimdi Ben P0'ı negatif olarak kabul ettim Buna karşılık P eksi 1 ile P artı 1 tabii ki 0'dan büyük geldi eğer ki bunu pozitif, diğerlerini negatif kabul etmiş olsaydım bu sefer P1 ile P-1 ikisi de negatif gelmiş olacaktı ve çarpımları daima pozitif olacaktı. Bundan kaynaklı bu da doğrudur. Demek ki cevabımız E şıkkı. Yani hepsi 1 2 3 olacaktı. Diğer sorumuzda devam edelim. Gel beraber bakalım şu güzel soruya. P(x) baş katsayısı 1 ve derecesi 2 olan bir polinom olmak üzere P(x) 1 polinomunun x 4 ile bölümünden kalan P(x) polinomunun katsayıları toplamına eşitmiş. Şimdi bu ne demek? Abi diyor ki bak Px 1 polinomunun x 4'le bölümünden kalan diyor yani x gördüğün yere 4 yazıyorsun nerede işte burada. E 20 yazarsam ben bunu P 4 1'den P 3'ü elde etmiş olurum. Ve bu P 3 neye eşitmiş? Px polinomunun katsayılar toplamına ki katsayılar toplamı bulunurken biz ne yapıyorduk? x gördüğün yere 1 yazıyorduk. Demek ki P 3 abi P 1'e eşitmiş. E şimdi güzel kardeşim bak bunun baş katsayısı 1'di ve derecesi 2'ydi. Yani ikinci dereceden, ikinci dereceden polinomlar aynı zamanda ben Kartezyen koordinat düzleminde bunların grafiğini döktüğüm zaman bana bir parabol verir. Parabol, parabollerin en önemli özelliği neydi? Simetrik olmalarıydı. E şimdi burada güzel kardeşim bak P3 ile P1 birbirine eşitse 3 ile 1 birbirine eşitse demek ki tam bunların ortasında simetri ekseni var. 3 ile 1'in tam ortasındaki sayı ne? 2. Yani benim tepe noktamın apsisi resmen artık belli oldu. 2'ymiş. Şimdi 2 benim simetri eksenim bu parabole göre. Diyor ki Px-3 polinomunun sabit terimi ki sabit terim bulmak için 0 yazardık. 0 nerede yerine yazacağım? Burada. Benden istiyor ki P 3 acaba aşağıdakilerden hangisine kesinlikle eşittir diye soruluyor. Abi çok basit artık işimiz. Bana eksi 3'ün görüntüsünün hangisiyle aynı olduğunu soruyor. Dikkat et. Hangisiyle eşittir diyor. E şimdi ben şöyle derim. Madem parabol simetrik x eşittir 2 doğrusuna göre simetrik olacaktı. E burada eksi 3 ile 2 arası kaç birim? 5. O zaman 2'den 5 birim uzaklaşırsam ki 7 elde ederim. Eksi 3'ün görüntüsüyle 7'nin görüntüsü aynıdır derim. Cevabım da e şıkkı olmuş olur. Devam edelim bir diğer soruyu. A ve B gerçek sayı olmak üzere Px polinomunu bize altta göründüğü gibi vermiş. Bak aynen buradaki gibiymiş abi Px polinomu tamam mı? Px polinomu x kare artı x ile tam bölünüyormuş. Yani x çarpı x artı 1'e de tam bölünür diyebilir miyim? Sonuçta içeri dağıttığım zaman x kare artı x geliyor değil mi? Buna göre px polinomunun x artı a artı b ile bölümünden kalan soruluyor. Şimdi gençler iyi dinleyin beni. Bir sayı diyelim. Bir sayı. Abi 35 sayısına tam bölünüyorsa bu sayı aynı zamanda hem 5'e hem de 7'ye bölünmelidir değil mi? Çünkü 35 5 kere 7'dir. E şimdi bizim sayımız bizim polinomumuz x çarpı x artı 1'e bölünüyorsa aynı zamanda hem x'e hem de x artı 1'e tam bölünmek zorunda. Ki x'e tam bölünüyorsa p0 sıfırdır. x artı 1'e tam bölünüyorsa p eksi 1 sıfırdır tam bölünmesi demek kalanın sıfır olması demek çünkü. Pekala şimdi ben şu ikisini elde ettiğime göre artık yerlerine yazarım ve sıfıra eşitlerim. Sıfır yerine yazarsam bu gider bu da gider bu da gider abi eksi b artı 1 Kesinlikle sıfırmış. Yani B burada kaçtır? Tabii ki de 1'dir. B'nin kaç olması gerektiğini elde ettim. Şimdi ne yapacağım peki? Şunu. Eksi 1'i yerine yazacağım. Sıfır alacağım. Hadi yazalım. P eksi 1 eşittir. Eksi 1'in küpü? Eksi 1 hocam. Eksi 1'in karesi artı 1'dir. İçerideki sadece buradaki eksi içeri dağıtırsam eksi A eksi 5 yapar. Eksi 1'i burada yerine yazarsam eksi 2A gelir. B zaten 1'di yani burası zaten 0'dı. O halde bu da otomatikman 0 eşit olmuş olur. Eksi A ile eksi 2 A'nın toplamı eksi 3 A'dır. Karşıya gönderirsem 3 A yapar. Eşittir. Eksi 1 ile eksi 5'in toplamı eksi 6'dır. Böylelikle A'nın ben burada eksi 2 gelmesini e, gelmesi gerektiğini gördüm. A eksi 2 B kaçtı? 1'di hocam. E şimdi benden istiyor ki x eksi 2 artı 1'e bölümünden kalan. Yani x eksi 1'e bölümünden kalan. Yani P x gördüğün yere 1 yaz diyor. Yani P1 sorulmuş güzel kardeşim. Tamam. Pekala. P1 sorulmuş o zaman ben x gördüğüm yere 1 yazarım abi. P1 eşittir. 1'in küpü 1. Eksi. Şimdi a kaçtı? Eksi 2 idi. Eksi 2'ye 5 eklersem 3 gelir. Başında bir eksi olduğunu unutma. Eksi 3 yaptı burası. A eksi 2 idi. Şurası eksi 4 yapar o halde. Ve zaten burası 0'dı. 1'den 7'yi çıkardım. Eksi 6 bana cevabı verdi. Doğru cevap. C şıkkıydı. Devam edelim bir diğer sorumuzdan. Şimdi hocam bak. Senle şu soruyu bir güzel çözelim. Ciddi anlamda güzel bir soru. Karşına çıkarsa da hiç şaşırma. Tamam mı? Ama çözümünü dinlediğin için, çözümünü öğrendiğin için artık şanslı olacaksın. İyi dinle beni. M1'den farklı bir gerçel sayı olmak üzere. Px polinomu vermiş bana. Aha böyle bak. Standart bir polinom bu. Diyor ki bu polinom x eksi m ile bölümünden kalan sıfırdır. Yani diyor ki x gördüğün yere m yaz diyor. Pm eşittir sıfırdır diyor. Ha güzel. Şimdi pm sıfırsa abiler ablalar x gördüğüm yere m yazarım ve sıfır eşit Hadi yapalım. m'nin küpü eksi 5 m kare artı 3 m, gel, m gelir değil mi? Yazamadım dur. Ha. artı 3 m artı 1. Pekala şimdi bu neymiş abi sıfırmış. Bu sıfır. Şimdi ben bu çarpanlarına falan ayırabilir miyim diye düşünüyorum. Çünkü bir çarpanını bulursam diğer çarpandan şuradaki m-1 bölü m'ye falan yürürüm ben. Ama bunun çarpanlarını ayırma metodunu da bilmiyorum. Bak lisedeki matematik hocam vardı. Serdar hocam buradan selamlar. Şu an Ankara'da bir lisede e, matematik öğretmenliği ne devam ediyor. Ve aynı zamanda lisedeki matematik hocam şu an benim dersine girdiğim Ömer isimli öğrencimin aynı zamanda lisedeki matematik öğretmeni olmuş oldu. yani adam Ankara elden geçirdi. Ve benim bu denli matematik bilmeme çok katkı sağlayan bir isimdir Serdar Hoca. O bana söylemişti. Demişti ki bak unutma. Baktığın üçüncü dereceden bir ifade var. Ve sen onu çarpanlara ayıramıyorsun. O halde ilk aklına gelen, ilk aklına gelen değişken gördüğün yere bir veya eksi bir yaz. Eğer sıfıra eşit oluyorsa bir diye bir kökü varsa x eksi 1 diye bir çarpanı eksi 1 diye bir kökü varsa da x artı 1 diye bir çarpanı vardır. Sonra polinom bölmesi yaparsın demişti. Aynen bunu yapacağım. Bak şimdi bunun kat sayısı ne? 1. Yani ben m gördüğüm yere 1 yazayım. 1 eksi 5 artı 3 artı 1 ne yaptı? 0. Aa çok güzel. Yani m eşittir 1 sağlıyormuş. Demek ki demek ki bu ifadenin içerisinde m eksi 1 diye bir çarpan var abi. Bu ifade m eksi 1'e tam bölünüyor. Çok güzel. Madem öyle ben diyorum ki m küp eksi Serdar hocamın dediklerine sığınarak eksi 5 m kare artı 3 m artı 1'i abi gideceğim m eksi 1'e bir güzel böleceğim ben ya. Tamam böleceğim abi. Bu şekilde gelir çünkü. Hadi bakalım bismillah başlayalım. Önce m kare ile çarpıyorum ki burası m küp ve burası da eksi m kare olmuş oluyor. Sonra çıkarıyorum ben bundan bunu. Ne gelecek bakalım? M küpler gitti. Eksi 5 m kareden eksi m kareyi çıkarırsam eksi 4 m kare gelir. Üsttekileri de alt tarafa olduğu gibi indirdim. Tamam. Sonra ben burayı eksi 4m ile çarpmam gerekiyormuş demek ki. Şuradaki eksi 4m kare elde edebilmek için. Eksi 4m kare geldi burası. Burası da artı 4m oldu. Şimdi bundan bunu çıkaracak olursam eğer bu sefer de eksi 4m kareler gidecek. 3m'den 4m çıktı. Eksi m artı 1'i yukarıdan aşağı indirdim. Eksi m artı 1 geldi. Demek ki eksi 1'i de yazacağım ben buraya. Böylelikle eksi m artı 1 gelecek. Farkı bunun 0 yapacak. Çok güzel. Şimdi bu ne demek oldu? Benim... PM dediğim ifade aslında bakarsan bununla bunun direkt çarpımına eşitmiş. M eksi 1 çarpı M kare eksi 4 M eksi 1 eşittir 0. Şimdi ne diyebilirim ben artık burada? Hocam bu sıfıra eşitse ya burası 0'dır hemen şöyle alalım. Ya şurası 0 abi ya da burası 0 değil mi? Şimdi M eksi 1 0 M 1'dir. Aa muhteşem M'yi buldum. Ama ne demişti bana? Birden farklı demiştim. Hayda. Uğraş dur. Abi buradan yemedi. O zaman şurayı yapacağız. M kare eksi 4 M eksi 1 eşittir sıfırmış ya hani. Abi şu eksi 4 M'yi karşıya at bakayım ne gelecek. Artı 4 M mi gelecek. Şimdi sen bu ifadeyi M'ye bir böl bakalım ne gelir. M eksi 1 bölü M eşittir 4 gelir. Değil mi? Bizden ne istemişti? M eksi 1 bölü M'yi. Hayırlı işler. Doğru cevabımız 4'müş. Geçtik diğer soruya Serdar hocam sana da tekrar selamlar. Katsayılarının toplamı pozitif olan Px, Qx ve Rx polinomları ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Px çarpı Qx çarpı Rx polinomunun katsayılar toplamı dendiği zaman hemen ne yapıyordum? X gördüğüm yere 1 yazıyordum. Yani P1 çarpı Q1 çarpı R1. Abi neymiş? Px polinomunun kat sayılar toplamının 18 katıymış. Yani 18 tane P1'e eşitmiş o zaman. Ben şöyle diyebilirim. Katsayılar toplamı pozitifse ben P1 ile P1'i sadeleştirebilirim burada. Yani Q1 ile R1'in çarpımı kesinlikle 18'miş. Bunu elde ettim. Devam edelim bakalım nelerle karşılaşacağız başka. Bence burada kullanacak bir bilgi kalmadı. QX polinomunun katsayılar toplamı, RX polinomunun katsayılar toplamının 2 katıdır. Yani diyor ki Q1 R1'in 2 katıdır diyor abi. 2 katıdır diyor. Böyle diyor değil mi? Aynen öyle söylüyor. Pekala o zaman ben burada Q1 gördüğüm yere 2 tane R1 yazsam. 2 çarpı R1 çarpı R1 eşittir 18 olur mu? Peki R1'in karesi. R1'in karesi. Her iki tarafı 2'ye böldüm. 9 olur mu? Peki R1 dediğim ifade 3 müdür? 3'tür. Eksi 3 olamaz. Niye? Katsayılar toplam pozitif demiş bize. Eksi 3 olamaz. R1 3'müş. E, R1 3 ise Q1 de 6 mıdır? Evet. Peki burada da bir işimiz kalmadı. Rx polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan m'dir demiş. Yani R1 eşittir m demiş ama ben zaten R1'i bulmuştum. Kaçtı? 3. Pekala. Qx artı 1 polinomunun sabit terimi. X gördüğüm yere 0 yazarım abi. Nerede? Şurada yazdım. Q1 geldi. Q1 neymiş? O da n'miş. E ben Q1'i de bulmuştum. 6. Şimdi bana diyor ki m'den neyi çıkar? Yani M'den neyi? Yani 3'ten 6'yı çıkar diyor. 3'ten 6'yı çıkarırsam eksi 3 gelir. Doğru cevap C'dir. Geçtik diğer soruya. Ahmet diye bir eleman var. Eksi, baş kat sayısı eksi 1 olan Px polinomunun grafiği aşağıdaki gibi çizildikten sonra bir kısmı silgiyle kapatıp Ahmet aşağıdaki görseldeki fotoğrafı çekip arkadaşı Ece'ye gönderiyor. Tamam güzel. Şimdi baş kat eksi 1 olduğunu unutmayalım. Burada önemli olan şey bu. Ece grafiğin görünmeyen kısmını tahmin etmek için Ahmet'ten bir bilgi daha istiyor ve Ahmet Ece'ye Px polinomunun x eksi 3 bölümünden kalanın 5 olduğunu söylüyor. Lan ne uğraşıyorsun? Silgiyi kaldır, fotoğrafı çek, bir daha gönder değil mi? İlla bizi uğraştıracak ya. Yapacak bir şeyler. Hadi bakalım. Buna göre Px polinomunun sabit terimi ile grafikte silginin altında kalan görünmeyen 3. sıfırının toplamı kaçtır? Şimdi abi bak. Ahmet sonradan ekstradan hangi bilgiyi vermişti bize? Ee, şunu. Px polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan 5'tir demiş. Şimdi o zaman x gördüğüm yere 3 yazarsam 5'i verir diyor. Yani o zaman P3 eşittir 5 miymiş abi? Tamam güzel. Şimdi bu bilgi cepte dursun. Ben Px polinomunu biraz tahmin etmeye çalışayım. Öncelikle baş kat sayısı eksi 1'di. Dolayısıyla Px polinomu için eksi yazdım. Eksi 1 olduğu için eksi 1 yazdım. Eksi 2 diye bir kökü varsa x artı 2 diye bir çarpanı vardır. 4 diye bir kökü varsa x eksi 4 diye bir çarpanı vardır. Ve bir tane daha kökünün olduğunu biliyoruz. O da silginin altında kaldığı için görünmüyor. O kökü de a diyelim. x eksi a olmuş olsun. Pekala. Şimdi ben p3'ün 5 olduğu bilgisini kullanarak 3'ü şurada yerine yazarsam p3 eşittir. Eksi 3 artı 2 5 yapar. 3'ten 4'ü çıkarttım. Eksi 1 geldi. Ve 3 eksi a yaptı burası. Eşittir kaçmış abi? 5'miş. Çok güzel. Şimdi bak. Şu eksiyle şu eksiyi götürdüm. Tamam. Şu 5'e böldüm 5'e böldüm 1 3'ten a çıkınca 1 kalıyorsa abi a 2'dir 2'den başkası değildir Demek ki benim px polinomu artık neymiş Eksi parantezinde x artı 2 x eksi 4 ve x eksi 2 imiş a gördüğüm yere 2'yi yapıştırdım Şimdi benden ne istiyor abi Px polinomunun sabit terimi Sabit terimi bulmak için 0'ı yerine yazarım Eksi Eksi 2 çarpı eksi 4 çarpı eksi 2 yaptı. Şurası 8. 8 kere eksi 2 eksi 16'yı verir bana. Şimdi silginin altında kalan diğer sıfırı demiş ya, ya. biz zaten onun 2 olması gerektiğini bulmuştuk. Eksi 16 ile 2'li topla demiş bize. Cevap eksi 14'tür. Doğru cevap D'ydi. Geçtik diğer soruya. Şimdi diyor ki bize bu soruda ikinci dereceden Px polinomu. Her M gerçel sayısı için Pm P5'ten küçük veya eşittir demiş. He, şimdi dur. İkinci dereceden deyince aklına hemen parabol gelsin bir kere tamam Abi parabol gelecek ikinci dereceden deyince. O cepteki gibi bilgi. Ve diyor ki bu parabolün diyor. Bütün diyor x gördüğün yere ne yazarsan yaz diyor p 5'ten daha küçük veya eşit oluyormuş diyor. Lan bir dakika o zaman benim parabolüm şöyle olmuş olmak ihtimali çok yüksek. Şurası 5 apsisti noktadır yani tepe noktasının apsisi 5'tir. Ve paraboldeki bütün değerlerde dikkat ettiysen bak bu 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 tamamı buradaki p5'ten daha küçük veya eşit Çok güzel bir yorum yaptım şu an Şimdi devam edelim diyor ki buna göre diyor P3 p eksi 1'den daha küçüktür Şimdi ben şöyle şurasını x eksenini kabul edersem varsayalım 3 şurası varsayalım eksi 1 de burası Bak eksi1'in görüntüsü 3'ün görüntüsünden daha küçük yani p3 p eksi 1'den daha büyük doğru devam P0 p 10'a eşittir demiş Şimdi şurası ise örnek veriyorum. Şöyle yapalım özür dilerim. Şurası sıfırsa tamam mı? İlla orası olmak zorunda değil. X80'i kesmek zorunda değil. E şimdi sıfırın 5'e olan uzaklığı 5 birim değil mi? 5'in 5 beş birim ötesinde ne var? 10 var. Aaa parabol simetrik bir yapıya sahipti ya. Tepe noktasının apsisi 5 ise sıfırınla 10'un görüntüsü birbirine eşittir. Bu da doğru. Px polinomunun x eksi n ile bölümünden kalan p5 ise eğer n'nin tek değeri vardır. Abi x8'i n ile bölümünden kalanı bulmak için x gördüğüm yere ne yazıyordum. Yani pn p5'e eşitse diyor. E, benim bu parabolde bütün görüntülerim çifter çifterdi. değil mi? Yani her e, bu tepe noktasının tepe noktasına eşit uzaklıkta olan her x'in görüntüsü birbirine eşit oluyordu. Ama tek bir görüntüye sahip olan tek bir nokta vardı. O da zaten tepe noktasının apsisi. E, tepe noktasının apsisine pn eşitse n'nin tek bir değeri vardır. O da 5'tir zaten. Yani n sadece burada 5 olabilir. E diyor ki bana n'nin tek değeri vardır. Bu da doğru. Doğru cevap. 1, 2, 3'tü. Devam edelim. Bir diğer soruyu. A ve B tam sayılar olmak üzere. Bir tane px, bir tane qx polinomu vermiş bize. Bu polinomlar için. Abi px4 sıfırmış. Lan bir dakika dur. px4 sıfırsa. X, 4'ü bir yerine yazarım ben. X, 4'ün küpü. Eksi 64. Daha sonrasında şu geldim şuraya. Eksi, eksi 4'ün karesi 16. Eksi 16 A yaptı burası. Daha sonrasında şurada eksi 4 var. Şu eksi ile beraber artı 4 yapar. 4'ü içeri dağıttım. 4 B artı 4 geldi. Tamam mı? Bir de yan tarafta ne var? 4 B artı 4 var. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Peki. Şimdi devam edelim. Abiler ablalar. Bakın iyi dinleyin. Qx x polinomu da buymuş. E peki. Diyor ki Q 4 sıfırdan farklıdır. Hmm. Bir de diyor ki QX polinomunun köklerinin oluşturduğu küme yani çözüm kümesi PX polinomunun çözüm kümesinin alt kümesi. He, dur o zaman. Şimdi bak bu üçüncü dereceden ya örnek veriyorum. X1, X2 bir de tabi eksi 4 diye kökünün olduğunu biliyoruz. Tamam. Şimdi 4 Q'yu sıfır yapmıyormuş. Yani eksi 4 çözüm kümesinin içerisinde değil Q polinomunun. Ama diyor ki bunun e, Q'nun çözüm kümesi P'nin çözüm kümesinin alt kümesidir diyorsa demek ki Q'nun çözüm kümesinin içerisinde kesinlikle X1 ve X2 elemanları var. Burası çok mühimdi. Burayı anladıysan mükemmel. Bak bunun çözüm kümesi bunun çözüm kümesi. Bu bunun alt kümesi. E, nereden anlıyoruz? 4 abi eksi 4 Kesinlikle ama kesinlikle Q'nun çözüm kümesinin elemanı değilmiş. Çünkü Q eksi 4 sıfırdan farklıymış. Güzel. Şimdi o zaman ben şöyle diyeyim mi? Ben bu QX polinomunu aslına bakarsam gidip e, şuradan tek farklı kökü eksi 4 ya. X artı 4 ile çarparsam eğer bu bana PX polinomunu verir abi. Çok güzel. Bak ben buradan A'yı veya B'yi bir şekilde elde edebilirim. Öncelikle. Öncelikle. QX polinomu X eksi A'nın karesiydi. Bir karesini açalım. X kare artı 2 AX değil eksi 2 AX gençler. Şimdi buradan ne gelecek? Bir artı a kare gelecek. A eksi a kare artı a kare. Çok güzel. Artı bir de b'miz var demek ki. Şimdi ben bunu x artı 4 ile çarpacağım ya. Buradan sırf direkt a'ya erişebilmek için şu x ile şunu çarp bakayım. Ne gelir abi? Eksi 2 a x kare gelir. Bir de şu 4 ile şunu çarp bakayım. Artı 4 x kare, kare gelir. Böylelikle x karenin katsayısını bulmuş olurum x karenin kat burada 4 eksi 2 a'dır. Peki ben bununla bunu çarpıca px'i bulmuyor muydum? px polinomunda x karenin kat eksi a. O zaman şunu şu tarafa atarsam a kesinlikle 4 gelir. a'yı elde ettim. Sonra geldim şurada elde ettiğim bir tane daha eşitlik vardı. Değil mi? Peki bu neydi abi? Sıfırdı. Unutmayalım bunu. A gördüğüm yere 4'ü yazarım ben. 4 kere eksi 16 eksi 64. Eksi 64 eksi 64 daha eksi 128. 4B 4B daha artı 8B 4 4 daha artı 8 yaptı. Eksi 128'e 8 eklersem eksi 120 gelir. Karşıya atarsam ise 8B eşittir 120. B eşittir 15'in ta kendisi olur. Şimdi B 15'ti. A'yı da 4 bulduk. Çıkarırsak 11 gelir. Doğru cevap C'nin ta kendisiydi. Geçtik son sorumuza. Evet gençler polinomların artık son sorusunu çözüyoruz beraber. Beraber ama. Çok önemli. Üçüncü dereceden Px polinomunun baş kat sayısının eksi 1 olduğunu vermiş bana. P1, P2, p 2 de vermiş. Lakin burada şuna dikkat edeceğim. Bak şimdi. P1 kaçmış abi? 2. Değil mi? Sonra P2 kaçmış? Onu da yazalım. P2 3'müş. Ulan P-2 de eksi 1'miş. Px polinomun sabit terim soruyor. Üçüncü dereceden olduğunu biliyoruz. Baş kat sayısının eksi 1 olduğunu biliyoruz. Burada güzel bir şey fark edeceksin bu tarz sorularda. Şu i̇çeriye 1 yazmış sonuç bunun bir fazlası çıkmış. Değil mi? 2 yazmış bir fazlası. Eksi 2 yazmış bir fazlası. Aa, çok güzel. Demek ki ben Px polinomumu artık şu şekilde yazabilirim. Baş kat sayısı eksiydi unutmayalım. Sanki 1 diye bir kökü varmışçasına x eksi 1 çarpı 2 diye bir kökü varmış gibi düşünüp x eksi 2 çarpı eksi 2 diye bir kökü var olduğunu düşünüp x artı 2 diyorum. E hocam bunları yazarsam mesela 1'i 2'yi ve eksi 2'yi şu an yerine yazarsam 0 gelir. Evet 0 gelir ama 0 gelmesin hep bir fazlası geliyor ya. Artı x artı 1 derim ama. İşte sana px polinomu. Tamam. Şimdi git mesela 1'i yaz yerine 2'yi elde edersin. 2'yi yaz 3'ü bulursun. Eksi 2'yi yaz eksi 1'i bulursun. Başka bir şey bulamazsın. Pekala. Sabit terimi sorulmuş. E ne yapacağım? E 0'ı yerine yazacağım. Çünkü sabit terim sorulunca 0 yazılır değil mi x gördüğümüz yere? Eksi Eksi 1, eksi 2, artı 2, artı 0 artı 1'den 1 bir gelir. Abi şu eksiyle şu eksi gitsin. Şurası 4'tür. 4 eksi 1'i çarptım. Eksi 4 geldi. Eksi 4'e 1 ekledim. Eksi 3 bana cevabı verir. O halde doğru cevabımız da A şıkkında verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler. Evet böylelikle polinomları da bitirmiş olduk. Sizlerle yıldızlı sorular serisini polinomlara da noktayı koyduk. Ve böylelikle sevgili arkadaşlarım artık permütasyon kombinasyon binom olasılık veri grubunun artık yıldızı sorularını sizle beraber çözeceğiz. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.